Merhaba arkadaşlar. Osmanlı Devleti kuruluş dönemi hakkında dersimiz. Bu dersimizi kavram haritası yöntemiyle işleyeceğiz. İlk padişahımızla başlayacağız. İlk padişahımız Osman. Ve daha sonraki padişahımız Orhan. Bunların tek tek özelliklerini yazacağız zaten. Önce bir başlıklarımızı atıyoruz. Üçüncü padişahımız 1. Murat. Dördüncü padişahımız Yıldırım Beyazıt. Yıldırım Beyazıt. Padişahlarımızın temel özelliklerinden kısaca bahsedeceğiz. Bilmemiz gereken tüm özellikler olacak burada. İlk padişahımıza başlıyoruz. Osman. Lakabı Fahruddin. Fahruddin lakabıyla anılır. Başkentimiz Karacahisar. Bu dönem için başkentimiz Karacahisar. Üçüncü özelliğimiz ilk kez bakır para bastırıldı. Buna herkes de bildiği gibi bunun ismi Akçedir. Dördüncü özelliğimiz ilk kez kadı ataması yapıldı. İlk kadı Dursun Fakih'tir. Bu dönemde ilk kez vergi toplandı. Vergi alındı. Ve son özelliğimiz tımar başladı. Burada arkadaşlar temel özelliklerini anlatıyoruz. Bilmemiz gereken her şey var. Padişahlarımızın özelliklerini tek tek yazacağız. İkinci padişahımıza geliyoruz şimdi. Orhan. Lakabı İhtiyarettin'dir. Lakabı İhtiyarettin. Başkentimiz Bursa'ya taşınmıştır arkadaşlar. Ve daha sonra Çimpe Kalesi'nin alınmasıyla başkentimiz Bursa'dan İznik'e taşınmıştır. O özelliğimizi de yazalım. Çimpe Kalesi. Çimpe Kalesi alınmasıyla başkentimiz İznik oldu. Beşinci özelliğimiz ilk kez divan kuruldu. Ve ilk kez vezir ataması yapıldı. Ve ilk defa sultan unvanını kullanan padişahımız Orhan'dır. Ve vezir atandı demiştik. İlk kez vezir atandı ve ilk vezir Alaaddin Paşa. İlk vezir Alaaddin Paşa. Bursa'da Beş Sarayı yapıldı. Bursa'da Beş Sarayı yapıldı. İznik'te Hacı Özbek Camii yapıldı. Bursa'da Bey Sarayı, İznik'te Hacı Özbek Camii yapıldı. İznik Osmaniyesi kuruldu. Onu da yazalım. İznik Osmaniyesi kuruldu. Müderris ataması yapıldı. İlk müderrisimiz Davudu Kayseri. Tarihte bildiğiniz gibi ilkler ve sonlar önemlidir. İlk müderrisimiz Davudu Kayseri. Bedesten kuruldu. İmarethane açıldı. Ve ilk defa Haseki Sultan, herkesin de bildiği gibi
Nilüfer Hatun'dur. İlk Haseki Sultan Nilüfer Hatun'dur. Yaya ve Müsellim ordusu kuruldu. Güreş tekkesi açıldı. Ve kul sistemi başladı. Arkadaşlar, burada yazdıklarımız her zaman ilkler. Padişahların kendi dönemleri için ne yaptıkları. Önemli şeylerin hepsi var. Önemli bilgilerin tamamı var. Geliyoruz 3. padişahımız 1. Murat'a. 1. Murat Hristiyanlara iyi davranmasıyla bilinir. Hristiyanlara iyi davranmasıyla bilinir. Hristiyanlara iyi davranmasıyla bilinir. İkinci özelliğimiz Sazlıdere Savaşı'yla başkentimizi Edirne'ye taşıdık. Başkent Edirne'ye taşındı. Sazlıdere Savaşı'yla Edirne. Sazlıdere Edirne. Bu şekilde aklımızda kalabilir. Sazlıdere Edirne. Sazlıdere Savaşı'yla Edirne'ye taşındı başkent. İlk kez Kapıkulu Ocağı kuruldu. İlk kez Kapıkulu Ocağı kuruldu. Ve ilk defa bu dönemde 1. Murat döneminde 1. Haçlı Savaşı yapıldı. 1. Haçlı Savaşı. 1. Haçlı Savaşı neydi arkadaşlar? Sırp sındı. Hata yaptık. 1. Haçlı Savaşı Sırp sındı arkadaşlar. Ve 2. Haçlı Savaşı da yine 1. Murat döneminde yapıldı. 1. Kosova Savaşı. 1. Kosova Savaşı'nda 1. Murat Miloş tarafından şehit edilmiştir. 1. Kosova Savaşı'nda 1. Murat Miloş tarafından şehit edilmiştir. 1. Murat için bilmemiz gereken 1. Haçlı Savaşı Sırp Sındığı, 2. Haçlı Savaşı, 1. Kosova. Bunlar temel bilgiler. Ve bu dönemde Pençik sistemi başladı. Pençik sistemi başladı. Maliye kuruldu. Maliyenin kurulmasıyla defterdar ataması yapıldı. Kazasker ataması yapıldı. Ve sadrazam ataması yapıldı. Bu dönemde yapılan atamalar defterdar, kazasker ve sadrazam atamaları yapıldı. Ve bunları yazmışken ilk sadrazamı da yazalım. İlk sadrazamımız kimdi arkadaşlar? İlk sadrazam Kara Halil. İlk sadrazam Kara Halil. Evet arkadaşlar. Kavram haritası şeklinde yapmamın nedeni tüm padişahları tek bir yerde görmemiz. Beyinde daha fazla kalıcı bir etkisi var bunun. Şimdi 4. padişahımıza geliyoruz. Yıldırım Beyazıt. Yıldırım Beyazıt. Sir unvanıyla Sir lakabı vardır. Ünvanı vardır. Ünvandı evet. Sir ünvanıyla anılır. Sir'in açılımı Sultanı İkliğimi Rum. Ve bu dönemde 3. Haçlı Savaşı yapıldı. Nibolu Savaşı. 3. Haçlı Savaşı Nibolu Savaşı yapıldı. Yıldırım Beyazıt İstanbul'u 4 kez kuşattı.
İstanbul'u 4 kez kuşattı. Ve bildiğiniz gibi başarısız oldu. İstanbul'u kuşatmasıyla Anadolu Hisarı'nı yaptı. İstanbul'u kuşatmasıyla Anadolu Hisarı yaptı. Ve Yıldırım Beyazıt Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni, yani ATS kısaltılmışı, ATS Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni en geniş sağlayan padişahtır. Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni en geniş sağlayan padişahtır. Ve Yıldırım Beyazıt Timur'la Ankara Savaşı yaptı. Timur'la Ankara Savaşı yaptı. Ve maalesef Yıldırım Beyazıt Timur'a esir düştü. Esenboğa tarafından esir düştü Yıldırım Beyazıt. Timur'a esir düştü. Tabii Timur'a esir düştükten sonra Anadolu Türk Siyasi Birliği bozuldu. Anadolu Türk Siyasi Birliği bozuldu. Hemen onu da kavram haritamıza ekleyelim. Ankara Savaşı'nın kaybedilmesiyle Anadolu Türk Siyasi Birliği bozuldu. Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin bozulmasıyla Fetret Devri başladı. Bu istimalet politikası sayesinde çok fazla toprak kaybedilmedi. İstimalet politikası fethedilen yerlerdeki halklara iyi davranmaktır arkadaşlar. Yani onların din özgürlüğü, dil özgürlüğüne mani olmamaktır. Ve Yıldırım Beyazıt hakkında bir başka özelliği de yazalım. Anadolu Beylerbeyliği'ne Kara Timur taşı atadı. İlk kez Anadolu Beylerbeyi Kara Timur taşıdır. İlk Anadolu Beylerbeyi Kara Timur taş. Arkadaşlar, ilk Anadolu Beylerbeyi Kara Timur taşıdır. Ve bu arada hatırlatmak gerekirse Darüşşifa Hastanesi kuruldu. Darüşşifa Hastane kurulmasının nedeni Yıldırım Beyazıt, Yıldırım lakabını çok hızlı at sürmesinden kaynaklı alıyor. Ve bir gün bir yarış yaparken attan seken atın bastığı bir çakıllardan gözüne gelmiş. Ve Yıldırım Beyazıt'ın bir gözü görmüyor arkadaşlar. Ve bulunduğu yerde bir hastane yaptırmış o yüzden. Ve Yıldırım Beyazıt'ın esir düşmesiyle birlikte konumuza geri dönüyoruz. Yıldırım Beyazıt'ın esir düşmesiyle birlikte devlet padişahsız kaldı. Ve padişah olmayınca taht kavgaları başladı. Bu taht kavgası bitene kadar Çelebi Mehmet sadrazam Çelebi Mehmet başa geçti. Çelebi Mehmet Osmanlı'nın ikinci kurucusu olarak biliniyor. Öyle anılıyor. İlk kez deniz savaşı yapıldı arkadaşlar. Çelebi Mehmet zamanında. Çalı Bey deniz savaşı yaptı Venedik ile. İlk deniz savaşımız Venedik ile yapıldı arkadaşlar. Çelebi Mehmet döneminde. Bu dönemde çıkan isyanlara gelecek olursak eğer, ilki Düzmece Mustafa isyanı. İlk isyanımız Düzmece Mustafa isyanı. Ve Şeyh Bedrettin isyanı. Evet arkadaşlar, Osmanlı Devleti kuruluş dönemiyle hakkında
2, 4, 5 padişah. 4 padişah, 1 sadrazam. Dönemleriyle ilgili temel bilgileri, bilmemiz gereken tüm bilgileri bu videoda verdik arkadaşlar. Daha sonraki padişahımız 2. Murat'la devam edeceğiz bir sonraki videoda. Videoyu beğendiyseniz ve böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenin ve kanalıma abone olun. Teşekkürler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar.